mikrofonu açsana. Kıdem tazminatını yanlatamadınız herhalde. Anlamadık herhalde. Tamam, şu benim şu, tamam şu. Tamam, şu benim. Misafire öyle davranıyorsun. Allah'a misafir. Edepsizler. Ne oluyor lan? Ülkenin Cumhurbaşkanı'na katil diyeceksiniz, hırsız diyeceksiniz. Ondan sonra bir saniye arkadaşlar. Orada duracaksınız. Katil orada oturuyor. Katil Cumhurbaşkanı olur. Katil orada. Yani Türkiye'de insanları birbirine sokan ve düşüren insan orada. Siz ülkenin Cumhurbaşkanı'na katil diyeceksiniz. Kabul edilebilir değildir. O salonda durmamızın da bir anlamı yok. Biz oraya iş barışı için geldik. Biz oraya önümüzdeki dönem Türkiye'de adımları bir şekilde paylaşabilmek için geldik ve bir işçi sendikası olan genel kurulu için geldik. Böyle bir tavırla karşılanmak çok doğru değildir. Şahsım olsa ben bunu kabul ederim. Yani elbette ki söylenebilir ama ülkemizin cumhurbaşkanı, %52 oy almış bir cumhurbaşkanı. Oradaki sloganın birisi hesap vereceksiniz. Biz daha 1 Kasım'da hesabımızı verdik millete. %49,5 oy aldı. Eyvallah. Onun için çalışma hayatını ideolojiye karıştırmak sonuna gelmiştir. Ve şahsıma tekrar söylense elbette ki ben bunu kabul ederim. Ama ülkemizin Cumhurbaşkanı'na katil ve hırsız diye slogan atılmasını benim kabul etmem mümkün değil. Teşekkür ediyorum.